Bugün 5 Ekim Salı. Arı çalışıyor, güzel çalışıyor arı. Bakın polen geliyor hala. Ayaklarında polen var arıların bakın. Şimdi bugün formik asidin alıştırma dozunu verdikten sonra şimdi asıl dozlara geçeceğiz bugün. Hem o hem de kapak için strafor getirdim. Kapağın straforunu yapacağız. Kapağın iç kısmına yumuşak strafor, yanlara da sert strafordan artık kışlık bakıma geçiyoruz. Şöyle açalım bunu. Şu şekilde kapak içini tamamen yumuşak straforla kaplayacağız. Kovan içi için şu şekilde yalıtımlı strafor kullanacağım. Evet, arının durumu güzel. Evet, bir tanesini ölçü yaptım kendime. Şu şekilde. Şöyle yerleştiriyoruz. Üst sıcaklık önemli. Ben geçtiğimiz yıllarda strafor kullanmadım. Arı üstten üşüttü. O şekilde ölen kovan kayıplarım oldu. Şimdi bakın şuradan şöyle göstermek istiyorum. Orası tam oturma yerinden sonra bakın tam çuvalın üstünü sıfır kapatıyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda ben şey kullandım, naylon kullandım. Bu straforu kullanmadığım için, kapakta straforu kullanmadığım için nemlenme oldu. Kovanda bakın tam oturdu. Şimdi şu an bu üstten ne sıcak ne soğuk. Herhangi bir etki olmayacak. Arı kendi sıcaklığını rahat koruyabileceği için şöyle bakın sıfır, tam çuvalın üstüne sıfır kapanıyor. Arı alt tarafa şu şekilde bakın otoban yapmış. Bu otoban arasından hareket edecek. Bu çuval zaten arının işlemiş olduğu bir çuval. Evet. Şöyle göstereyim. Bu otoban yapmış oraya kendine. Yollar yapmış daha doğrusu. Şimdi bunu kapattığımızda bakın straforu şöyle tekrar açıyorum. Strafor şeyi kapatmıyor. Kendine üstü açmış olduğu yolu kapatmıyor. Bu şekilde. Arı da mutlu olacak. Ben de mutlu olacağım. Neden? Arı kaybı yaşandığında insan gerçekten üzülüyor. Bakın ne kadar güzel çalışıyorlar. Herhangi bir yapıştırma ya da seriye ihtiyaç yok. Üst ısıyı muhafaza etmek için kapakları ölçülendirdim. Şu şekilde. Buradaki amaç kovanın üst ısısını muhafaza etmek. Çok farklı yöntemler deneyenler var. Evet, bazı arkadaşlar soruyorlar. Çuval mı, bez mi, naylon mu? Ben çuvalı tercih ediyorum. Çuvalı tercih etmemin sebebi terleme olmayışı. Naylonda terleme oluyor. Bu sene çuvalda da terleme oluyor da yalnız nasıl çuvalda terleme oluyor? Bu şekilde bal mumuyla kapatılmış çuvalda çok hafif terleme oluyor. Naylon kadar olmuyor. Onun için ben çuvalı tercih ediyorum. Bakın arı bal mumuyla çuvalı kapatmış. Kendine göre bir düzen oluşturmuş burada. Onun için Adem abi bir yakına getir şu arıların böyle ahengini bir görelim. Şöyle gösterebiliyor musun şeyi? Görünüyor mu? Bakın ne kadar güzel çalışıyorlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet. Şu şekilde güzel bir çalışma var. Şimdi yanına kalan boşlukları da yine straforla kapatacağım. Orayı da ölçülendireceğiz.
bu şekilde olması gerekiyor. Sadece çuval iş görmüyor. Çuvalı arı yazdan örtmeliyiz ki bu şekilde bal mumuyla örsün çuvalı. Kendine göre açacak olduğu yeri bırakıyor. Diğer yerleri kapatıyor bakın. Şu kapatalım bunu. Şuradan başlayıp kapatmaya başlıyorum. Üst sıcaklığı muhafaza etme adına iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu söylüyorum, yorumluyorum ama kış sonunda görmek lazım. Çok farklı yöntemler denedim şimdiye kadar. En son bunu da denemeye karar verdim. Çünkü arı alttan üşümez arkadaşlar. Arı alttan hava girip üstten çıkarak devir daim yaparsa işte o zaman arının al hayrını gör. Arı ceryana maruz kalmış demektir. Ceryana maruz kalan kısımlara biliyorsunuz arı yavru atmıyor. Onun için hep diyorum üst sıcaklık önemli. Tabii bu ara arıyı sıkıştırmayı da unutmuyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik de bu kadar. Dediğim gibi bir daha söylüyorum üst sıcaklığı muhafaza edin. Ama strafor kullanın. Ama başka bir şey kullanın. Farklı bölgelerde farklı uygulamalar var. Hepsi güzel. Ama şunu bilmek lazım. Önce tecrübe edip ondan sonra uygulamayı sürdürmek lazım. Ben şimdi bu sene straforu ilk defa kullanacağım. Farklı uygulamalar ben de yaptım. Naylonu da denedim, bezi de denedim, hepsini denedim. En son buna karar kıldım. Burası Ege. Tabii sıcaklıklar artık Ege'de olsa düşüyor arkadaşlar. Tedbirimizi almamız gerekiyor. Şu an yavru var. Yavruyu üşütmememiz gerekiyor. Yavruyu üşütürsek haliyle hem üşütme kaynaklı hem de varroa kaynaklı yavru çürüğü olabiliyor. Evet şimdilik de bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Arınıza da kendinize iyi bakın.